Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Önce güzelinden başlayalım. Evet, güzelden başlayalım o zaman. Kampa gitmedim bu dönem. Ee, arkadaşlarla konuştum. Ee, gazeteci arkadaşlarla, e, teknik heyetle konuştum. Süreçle ilgili yöneticilerden bilgi de aldım, profesyonellerden vesaire. Önce şunu söyleyeyim. Ee, hocayla, e, futbolcular arasındaki kamp dönemi ilişkisi çok önemlidir. Kampa giden gazeteciler çok iyi bilirler. O kamp döneminde yapılan kaynaşmalar bağı güçlendirir. Çünkü yarın 11'in oluşturmaya başladığınız zaman kırgınlıklar başlar. 11'de oynayan oyuncular mutlu olur, dışarıda kalanlar mutsuz olur. O yüzden bugün Jesus'un kendi takımıyla, işte Valerian İsmail'in kendi takımıyla Okan Hoca'nın kendi takımıyla geçirdiği zamanlar, ya Abdullah Hoca'nın geçirdiği zamanlar veya da diğer hocalarımızın bu birlikteliği artırır. Ne kadar temas eder, sohbet eder, onlarla bir şey paylaşırsanız, net ve kurursanız bu, bu anlamda çok kıymetli ve değerlidir. Kampları o yüzden hep önemserim. Eğer kampı seven ve iyi kamp yaptıran hocaları da severim. E, bugün Cesus iyi kamp yaptırmış, Okan Hoca iyi kamp yaptırıyor. Vale. İsmail de çok iyi bir kamp dönemi geçirmiş. Öz özellikle oyuncu ilişkileri çok önemli. Biliyorsunuz Valerian İsmail geldiğinde biraz daha Şüphelerim vardı. Büyük takım yönetme, büyük takımı hazırlama, o stresi kaldırma, oyuncuları idare etme gibi birçok refleksler hep bizim soru işaret olduğumuz noktalarda, dile getirdiğimiz noktalarda ama bugün geldiğimiz noktada hocanın oyuncu iletişiminin çok iyi olduğunu, bir bağ oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bir de oyunculara izin verip Avrupa'da kalanlar kalabilir. Birkaç kısa bir tatil, birkaç gün sonra İspanya'da buluşulacak değil mi? Öyle normalde hep beraber dönülür kamptan. Hocanın izin vermesi de... O sert kimliğinin altında aslında oyuncu psikolojisinden ne kadar anladığını, yani biraz belli ki yormuş. Birkaç gün e, dinlenin e, mesajı da vardı. Yani tabii, diyorum belki Bayan Münih gibi e, çok e, önemli, özellikle Bayan Münih gibi çok önemli bir kulüpte bol yaşamını geçirmiş. Mesele uzak değil. Buradaki temel nokta çalışma döneminde çalışma, iyi çalışma, tatil döneminde de rahatlık politikası doğru. Burada. Ben iki şeye dikkat ederim. Profesyonellerin bakış açısına bakarım. A aşağıdaki profesyonellerin hocanın iletişim dilini onlar çok daha iyi sezerler. Olumlu. Bu konuda çok e, pozitif bir e, birliktelik sağlanmış. Beşiktaş taraftarının, cami pardon, camiasının e, mutlu olabileceği bir fotoğraf var. İkincisi, idmanlar çok önemli. Beşiktaş geçen sene bu e, kamp geçirememesinden ya da sağlıklı kamp oluşturamamasından dolayı sıkıntılar yaşamıştı. E, bunda e, üst üste etkiyle farklı yerlere götürdü. İstanbul'da yaptı değil mi abi geçen? sene? İstanbul'da 40 derecede vesaire işte pandemi. Ki geçen İlfat koltukları... abi bu dönemde söylemişti Hep bu yerden bahsetmişti ve doğru çıktı i̇şte, sakatlıklar vesaire. Bu dönemin çok verimli geçtiğini, çok iyi idman yaptıklarını e, söyleyebiliriz. E, bu çok önemli çünkü bir oyuncuların dış dünyayla izole olması her ne kadar sosyal medya olsa da telefonlar ellerinde olsa da yani dışarıya kapalı bir kamp dönemi geçirmesi çok kıymetlidir. Yani eşi, çoluğu, çocuğu, sevdikleri sosyal çevresinden uzaklaşması, temiz bir havada, atmosferde olması. Bugün sevgili Tuna kapıdan girerken İspanya hazırlıkları için çıkıyordu. Ona sordum abi muhteşem dedi yani Evet, biz de konuştuk. Bizde dedi muhteşem bir kamp dönemi geçirildi. Biz de çok Hocayla çalıştık yıllardır işte 30 yıldır sadece 5 Beşiktaş değil milli takımda da hocalarla çalıştım bir, bir, dönem Fenerbahçe'de de baktım ama şunu söylemeliyim bu konuda iyi tabi Vegors geldi Gelson Fernandez var Cenk geldi Cenk'in performans sergilemesi özellikle hani sakatlığından dolayı bir takım hisler taşıyordu Cenk hazırlık maçlarında görüntüsünü Beşiktaş taraftarında haklı olarak daha da umutlandı Muleka'nın Muleka varlığı pastarı, uyumu Birbirine yakınlaşması henüz daha orası işleyen bir makine değil. Yani bu üçlü daha çok verimli hale gelecek ama orada bir Beşiktaş çözmesi gereken hazırlık maçlarında, idmanlarda daha çok idman, daha çok maç birlikte bir işleyen bir makine oluşturabilmesi için daha zamana ihtiyacı var bu üçlünün. Yeni bir üçlü. Bir de yayını oynatacak değil mi Fatih abi? Muleka'yla ve Gortzian yeni arkasında Santrafor arkası bir oyuncu olacak. Normalde evet. geçen sene bazen çift kanatlı tek Santrafor vardı. Gezalı daha çok kullanmıştı Santrafor arkası ama bu sene daha çok 3 4 1 2 olacak gibi. Burada e, 3 4 üçlü savunmadan vazgeçecek Hı -hı. gözükmüyor e, şu Hı -hı. an için. Hani Hı -hı. hep oyunda esnekliğim vardır ama diyor ben bunu oynamak istiyorum diyor. Onu yine geçen bas toplantıda söyledi. E, burada temel olarak Beşiktaş'ın hücum hattında iki tane e, bir tane şey var. E, açmazı var bence. Bir tanesi şu. Forvet arkasında e, ikili oynattığınız zaman birini oynatmanız lazım. Burada kreatif bir oyuncuya ihtiyaç var. Aslında bu Alex Tekşehir'aydı ama Alex Tekşehir'e geçen sene o kadar şans verdi ki ne solda ne forvet arkasında o üretkenliği sağlayamadı. O yüzden Beşiktaş'tan ayrılmak durumunda kaldı. Hoca dedi ki bununla çözemeyiz bu meseleyi. Şimdi Gezal'ı o bölgeye kaydırdı. Gezal genelde oyuncular biriler sırtını duvara dayadığınız zaman, tribüne dayadığınız zaman daha nitelikli işler yapabilirsiniz. Şimdi Gezzal'a Biraz daha playmaker'lık veriliyor. on numara veriliyor. 10 numarada her yöne oynama yeteneğini göstermesi beklenecek. Daha verimli olur mu sizce? Yani verimli olabilir ama şimdi hocanın istediği bir oyun tarzı var. Hoca biraz topla oynamayı seven bir yapıda değil. Burada hocayla ayrışıyoruz. Hızlı o oyun yani. istiyor. Gezazda fazla kalabiliyor top. Yani önde baskı istiyor bunun için e, takımı çok iyi hazırladı. Yani çok yüksek tempo isteyen bir hoca. Fakat farkı şu. Bazen Sergen Hoca'yı analım. Sergen Hoca'nın iyi kamp yapıp iyi oynattığı dönemde Sergen Hoca'nın takımı hem topu hakimiyeti elinde tutan hem de önde basan bir takım görüntüsündeydi. Hocanın felsefesi biraz farklı. Kamplarda hem maçlarda gördüğümüzde içeride vermiş olduğu görüntü şu. Hoca topu rakibe verin ve basın. Yani topuyla oynayıp baskı kurmak yerine top rakipli olsun basın alın noktasında. Yani topla oynama, topu kontrol etme derdi yok. Top rakipte dursun, biz basalım, Top, alalım golü olsun. Şey illa bende olsun demiyor. Demiyor. Burada böyle ince bir fark var. Bunu hmm. e, futbol analizine vurduğumuz zaman bu e, tercih edilebilir bir yol. Fakat büyük takımlar için riskli bir yol. Çünkü neden? Büyük takımlar zaten otomatikman Türkiye Ligi'nde e, oyunun gücünü ellerine alıyorlar. Tribün seyirciinde de desteğiyle alıyorlar. Bu Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, e, Beşiktaş içinde geçerli. Dördü de bu. Bu akıllı hocalar hı hı. bu oyunu kendi lehine çevirebilir. İşte Kasımpaşa örneğini verdim. Kasımpaşa örneği taktiksel bir dehanın, Sami Hoca'nın kurduğu bir tuzağa düşmesiydi. Yarın Kayseri belki de şimdi bunu okuyan, Çağdaş Oduca da bunu düşürecektir. sever o. Sever bu takip versiyonu. Tabii Alanya'da neler yaptı yani biz maçlara bakarken skor olarak bakmıyoruz ki hocaların maç içindeki hmm. değişiklikleri, hamleleri oyuncu oyuncu eşleştirmeleri bunlara bakıyoruz. Üçlü başlamıştı hatta Alanya Spor'dayken gönderilmeden hmm. önce. Evet. evet. Bu Beşiktaş adına şunu bakmamız lazım. Orada Beşiktaş'ı oyun kurarken e, Gezal acaba kenardaki muhteşem performansını muhteşem Türkiye'nin en iyi performansını sergiledi. Bugün Vegorsa belki de gol kralı yapacak, asistleri yapacak. Aynı performansı buralarda yani forvet arkasında, ikilinin arkasında gösterebilecek. E, orada gösterebilecek mi? Ara pasta rol olabilecek mi? Yani orada acaba bilmediğimiz konu. Gezzal'ın performansı 90 dakika bazen kenarda dinlenerek oynayabiliyordu. Oyunun dışında bir soluklanabiliyordu ama forvetin gerisinde bir oyuncunun orada dinlenme lüksü yok. Sürekli oyun içerisinde olacak. Bu da 70 dakikalık bir performansa dönüştürülebilir ama Beşiktaş hatırlayın. Daha önceki dönemlerde 70'ten sonra da goller bulan bir takımken burada şuna bakıyoruz. E pekala Gezzal yoksa Gezzal 70'te yorulduysa yerine kim oynayacak? Bakıyorsunuz sağınıza, solunuza. Bu yapıda Emirhan. bir alternatifiniz yok. Emirhan var. Arada fark Gerçi oldu. Emirhan, farkı. Emirhan güçlü, dinamik, son 20 dakika atarsınız oyuna. Emirhan'dan doğru sonuçlar alabilirsiniz. Fakat maçına göre, seyircisine göre Emirhan'a bu şans verilmeli mi? Verilmeli. Fakat uzun yılda eğer rakibiniz Hı. Fenerbahçe ise, Galatasaray ise, çok güçlü kadro, inanılmaz transferler yapan Fenerbahçe ise, buradaki Gezzal'ın performansını değerlendirecek orada kreatif bir oyuncuya ihtiyaç ben var. bir sistemi de yaşayacak Fatih abi orada. Yani Santrafor evet. arkası yoksa eğer Gezal'a yakın bir oyuncu yoksa iki kanatta oynayacak o zaman. Hı. Yani diğer yıllarda O zaman 3-4-3'e dönecek. Evet. Cenk'i oraya solacak. Sol e Cenk'i sola atıp belki Muleka sağa yapıp. Peki de göstereceği esneklik bu şekilde olacak. <laughs> bu da olur. O bu da Gezal'ın performansını etkileyebilir. Yani şu anda Beşiktaş'ın en güçlü olduğu yer Sağ kanadıydı Evet Gezzal ve Rozier ikilisiydi Bindirmeleriyle birbirini tanımlamalarıyla O zaman iyi olan bir şeyi bozmak Kötü olan bir şeyin yerine doğru hamleyi yapmak daha isabetli olur Ben buna inanırım Yani bir ara e, hatırlarsan Sergen hocaydı e, Şeyi aldı Yine Kasımpaşa maçı aldı, Rozier ön aldı, Necip'i sağda oynatmıştı. Hı hı. biliyor musun? Evet, evet. O maçta ne olmuştu? Beşiktaş yine... Super alınacak şimdi Beşiktaş Fatih, Fatih abi. Çünkü Serdar'ın durumu da var. Şimdi bu şimdi, e, İspanya'da göreceğiz. Şimdi asıl sıkıntılı haberi ben söyleyeyim. Belki izleyiciler bizi bekliyorlardır. Ee, yani kötü haber e, tez duyulur derler ama... Beşiktaş'ın çok önemli bir sorunu var. O sorunda Josep de Souza. Josep de Souza sakat. Dizinde ciddi bir problemi var orada bir kütle birikmesi var, bir sıvı birikmesi var ve bu sıvı birikmesi tedavi edilemiyor. Doktorlar yapıyor, oyuncu tedavi olmak istiyor ama bir türlü iyileştirilemiyor. Fizyoterapiyle vesaire falan. O yüzden şu an itibariyle, bugün itibariyle artık bir şey olmaya başladı. Hani düzelmeyince bir karamsarlık olmaya başladı ve bu şekilde bir sezonu Joseph De Souza'nın idare etmesi mümkün değil. O yüzden Joseph de Souza için Beşiktaş'ta bir ameliyat gözüküyor. Dizinden bir operasyon gözüküyor. Tabi bu operasyonun niteliği nedir? Ne kadar olur? Ne kadar vakit alır? Ee, ama Yeni şunu söyleyebilirim. Nasıl olur? Yani burada Joseph de Souza ameliyat olursa diz olduğu için 2 ayla 5 ay arasında bir süreyi kapsayabilir. Yani 2 ayda da dönebilir ama bu ilk yarı sonuna kadar da devam edebilir.